Herkese selam arkadaşlar, ben Şevda. Ben de Furkan, selamlar herkese. Bugün evde ilk defa donut yapmayı deneyeceğiz. Evet. Furkan çok seviyor donut, biz hep dondurulmuşlarını alıyoruz. Bir de Diyarbakır'da yaşıyoruz, çok fazla donut kültürü yok hayatta, donut yapım. Böyle... Crispy donut, Diyarbakır'ı aç. Ya da Boston donut. Boston donut. Olur. Şimdi evde deneyeceğiz bunu. Deneyeceğiz. Evet. Biraz zor bir şey, bayağı mayalanması falan çok uzun sürüyor. Biraz meşakkatli. Evet, uzun. Mayalandırıyorsun, sonra bir daha mayalandırıyorsun, yoğuruyorsun, bir daha mayalandırıyorsun falan. Deneyeceğiz, olursa olur, olmazsa kısmet. Biz sizin için deneyeceğiz, siz de olursa inşallah yaparsınız. İnşallah. Şimdi videoya geçelim. Hadi. Şimdi malzemelerimiz bu kadar, buradakiler kadar. Önce birazcık suyumuzu ve mayamızı böyle mayalandıracağız. 5-6 dakika falan bekleyeceğiz. Ben bunların hepsini gram gram ölçerek yaptım. Profesyonelce çalıştım. Hepsini eğer tutarsa inşallah aşağıya yazacağım yorumlara. Açıklama kısmına. Oradan bakarsınız zaten. Bu arada mayaya şeker de koymamız lazımdı. Şöyle yarım kaşık kadar. Bunu unuttum. Şimdi onu da ekleyip devam edelim. Şimdi kalan malzemeleri un, süt, şeker, tuz, yumurta yani tereyağı hariç kalan bütün malzemeleri bir mikser yardımıyla çırpacağız. Sonra elimizle yoğurmaya geçince tereyağını ekleyeceğiz. Ben bunu ölçmüştüm önceden. Kalan şekerimiz. Sütümüz. Bir çimdik tuzumuz. Bir çimdik. Ve yumurtamız. Şimdi bunları çırpacağız mikserle. Bu kadar. Şeker de var sanki. Şeker de var. Ekledim. Kabarınca mayayı da ekleyeceğiz. Sonra çırpacağız. Şimdi yarım çay kaşığı kadar da vanilya özü koyacağım bundan. Doktor Ötker'in. Şöyle şu kadar yeterli olacaktır. Şimdi son olarak köpük mayamızı ekliyoruz. Ve çırpacağız şimdi. Şimdi hamurumuzu çırptık. Bu şekilde oldu. Güzel bir kıvam aldı. Şimdi üzerine streç filmle kaplayacak Furkan. 10-12 dakika kadar oda sıcaklığında bekleteceğiz. Şimdi 10-12 dakika dinlenecek. Şimdi hamur mayalanırken ben pastacı kremasını hazırlayacağım. Muhallebi gibi böyle güzel bir krema yapacağım. Tam ölçüsünü aşağı açıklamalara yazarım. Çünkü şu an tam hatırlamıyorum. Önümde malzemeler hazır. Şimdi şöyle toz malzemeleri önce ekliyorum. Şöyle. Bunları böyle karıştıralım. Şimdi süt de ekleyeceğim. Süt ekleyerek böyle karıştıra karıştıra ekleyeceğim. Şimdi bir tane yumurta sarısı da ekleyip ocağın altını açacağım. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştıracağım. Bu arada tutmaz diye fazladan bir tane daha maya yapmıştım. Mayanın son haline bakar mısınız? Köpük köpüklüğüne. Çok iyi. Ama şimdi bunu dökeceğiz çünkü maya kullandık zaten. Kıvamı bu şekilde oldu. Yani bence muhallebi kıvamı okey yani. Muhallebi gibi oldu. Zaten içine toz krem şanti koyacağız. Öyle çırpacağız. Şimdi Furkan Bey hamurcu başı. Yoğuracağız ve yuvarlak donutların şekline getireceğiz, koyacağız. Sonra tekrar mayalanacak. Evet. Birkaç 15-20 dakika herhalde. Bekleyeceğiz, ondan sonra kızartmaya alacağız. Sonra içinde olacağız ve... Elinin hamuruyla. Yapıyorsun mu spora? Öyle mi diyorsun? Yani biz bu işi 40 yıldır yapıyoruz. Hamurcu başı. Şimdi ortasını açtı Furkan. İçine tereyağını ekleyeceğiz oda sıcaklığındaki.
Ekledikten sonra 10-12 dakika kadar yoğurmaya devam edecek. İnşallah. Aslan. Bayılmazsak. Eri mikserinin içinde de yapabilirsiniz bu arada bunu. Benim elim hazır hamura değmişken zaten. Severim de. Aynen. Yoğurmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Biraz yapışkan olacakmış bu kısımda hamur. Ama ne kadar iyi yoğurulursa o kadar yapışkanlığı gidiyormuş ve ne kadar iyi yoğurulursa o kadar güzel bir hamur elde ediyormuşuz. Doğru mu yatıyorum? Çok şey değil mi? Umarım doğru. Umarım doğru gidiyoruzdur. Bu mikserle mi yoğursaydık? Değil mi? Mikserle mi yoğursaydık? Niye bu kadar şey oldu? Bence bu normalde şey olmuyor arkadaşlar. Biraz katı olması gerekiyor tereyağı. Yok yok, oda sıcaklığında diyor. Bizim odamız çok sıcak oluyor ama. Ya bakın demek ki. Çok sıvı oldu şey, acaba şey mi yoğursak daha iyi olur bence. Yok yok. Devam et ya. 12 dakika. Ya yani yoğuramabiliyorsan mikser alabilirsin. Yoğurdum da böyle sanki biraz yok yok olur. Şimdi hamur biraz toparlanmaya başladı sanki. Bir göster istersen hamuru. Evet, gayet güzel oldu bu arada. Beklediğimden daha iyi. Bir an korkmuştum böyle vıcık vıcık olunca. Hamuru yoğurduktan sonra şekiller verip şunların üzerine dizeceğiz. Sonra bunları makasla kesip yağın içine o şekilde atacağız. Yani yağlı kağıtla beraber kızartacağız. Kameraman olmak sıkıcı. Diyorsun. Yaklaşık 7-8 dakika falan oldu. Bir 2 dakika daha yoğuracak. Hamurun kıvamı çok iyi bu arada. Gerçekten evet. Hissediyorsunuz hani tam hamuru veya da. Gerçekten doğru yolda olduğunuzu hissediyorsunuz zaten. Doğru yoldayız. Şimdi böyle İzmir bombası gibi içe doğru katlamaya çalışacağız. Her birini 90 gram yapacağız. Bizimkiden 6 tane çıkacak ortalama. Ama şişecek yani. Bakalım kaç gram bakalım. 90. Tamam, şimdi buraya koy istersen onu. Şimdi bezelerimizi ayırdık. Şimdi üzerine streç film kapatıp bir 10-15 dakika dinlendirip diğer işleme geçeceğiz. Şimdi hazırladığımız muhallebi harcı gibi olan şeye krem şanti ekleyip çırpacağız. İyice soğudu zaten kremamız. Ekliyorum. Şimdi ekledim bunu. İyice çırpacağız. 2-3 dakika kadar. İyice güzel bir kıvam aldı. Minik bir tadına bakacağım. Bakalım bayağı iyi olmuş. Tekrar batırmayayım. Üçüncü mayalamaya geçtik. Bu şekilde bohça gibi kapatıp ters çevirip bir 40 dakika kadar mayalandıracağız yine. Ve zaten sonra bitmiş olacak. Pişireceğiz güzelce. Evet arkadaşlar, Donut'un hamurları iki katına kadar çıktı, bayağı büyüdü. Şöyle bakın. Şimdi sayın eşim Şevda yağ dolduracak. Kızartmaya geçeceğiz. İşinin güzel kısmına geçeceğiz. 500 bin litre yağ kullanacağız bunun için. Yeter mi bu kadar? Yeter sanki ama çok kullandım. Daha küçük bir tencere mi kullansaydık bu sonra? Sanki zor oluyordu ama. Neyse. Bu bayağı büyük bir tencere arkadaşlar. Yeter herhalde ya bu kadar. Evet. Şimdi pişirme kısmına geçiyoruz. Bismillah. Attık. Ay, çizir 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 çizir. Hop. Ay şişiyor, bak şişti. İkisinin arasındaki farka bakın. Şimdi bir tanesi oldu. Şöyle göstereyim. Bayağı şişmiş. Ops. Ay çok güzel oldu. Bakın sese. Çok kalmasına gerek yok arkadaşlar. Yağ kızgın olduğu için böyle 1,5-2 dakika değil mi toplamda? Aynen öyle. Bekleseniz yeter. Kızarıyor hemen zaten. Arkadaşlar biz şekeri hazırladık.
bandıracağız. Tarçın sevmiyoruz biz bu arada ikimiz de. İsterseniz siz tarçın seviyorsanız bunun içine bir tatlı kaşığı da tarçın koyup karıştırıp çıktıktan sonra bulayabilirsiniz. Biz bir de ben böyle sürü çikolata yapıyoruz ki çikolataya bandıracağız. Yandım. Şimdi şöyle şekere batıracağız biraz sıcak ama. Kıtır kıtır oldu. Çok güzel gözüküyorlar. Şimdi bir tanesini denemek için şu şekilde doldurduk. Şu şekilde yan tutup herhangi sivri bir şeyle içini oyuyoruz. İçindeki hamuru etrafına itiyoruz. İçinde bir boşluk oluşturuyoruz. Şöyle. Biz buradakini bu arada denemek için yaptık. Oluyor mu olmuyor mu de bayağı iyi oldu. İçi full doldu. Çok da güzel oldu. Bizim kremamız biraz sıvı olmuş ama önemli yok. Dolduğunu hissediyorsunuz zaten. Yani Şevda öyle söylüyor. Şöyle. Ucu şuradan. Sıkıyorsunuz yavaşça. Zaten içine giriyor. Şu an sıkıyor. Tamam. Zaten dolunca artık almıyor içine. İçine almayınca zaten dolduğunu anlıyorsunuz. Ağırlaşıyor zaten. Elinize sağlık. Şimdi normalde bu şekilde yeniyor. Yeterli. Ama ben üzerine çikolatayla süslemek istiyorum. Biz bunları doldurduk. Dolapta dinlendirdik. Şimdi eritilmiş çikolatayla üzerine süsleyeceğiz. Yani bir iki tanesini öyle yapacağız. Bu şekilde yiyeceğiz. Şekilde. Yeniden merhaba. Merhaba. Biz tadım aşamasına geçtik. Süsledik, soğuttuk. Çok güzel gözüküyorlar. Şu şekilde. Instagram Reels için bir tane çektik. Bir tane denedik. Şimdi ben açacağım bir tanesini. Öncelikle yaklaşık istiyorsan. Renkli pişime göre değişiyor. Bunlar çikolatalı zaten. Bu biraz daha buna göre daha çok pişmiş. Biz biraz daha çıtır olsun diye biraz daha pişirdik buna göre. Şimdi ben bunu açayım size. Şov başlasın. Şöyle. Şeker. Şimdi kreması. Tadalım. Tat bakalım. Ben tattım. Benim tepkim için. Instagram'a. Çok güzel kokuyor bu arada. Çok. Bilmiyorum. O maya tadı falan çok hoş. Kokusu hoş. Çok hoş geliyor. Usta yapabilmiş miyiz? Çok güzel olmuş. Tarifini detaylarını aşağı bırakacağım. Sadece bir kez daha yaparsak bence 60-70 gramlar yaparız. Biz 90 gram üzerinden yaptık. Bayağı büyük oldu. Büyük ve bir tık daha işi böyle daha az olur belki. Onun dışında çok çok güzel olmuş. Tavsiye ederiz. Açıklamaya tarifi tamamını bırakacağım. Denerseniz çok mutlu oluruz. Ben de. Benim YouTube sayfası. Çok güzel. Ama çikolatalı daha güzel bence. Yani. Tarçın eklerseniz ben tarçın beğenenler de buna çok yakıştırabilir. Çünkü şeker oranı şu an çok güzel. Şekerli sevenler için tarçın tamamen ilaç gibi olur. Görüşmek üzere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz tabii ki videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.